Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 7 Mart Salı günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda 3 nolu sağlık ocağı önündeyiz. Bugün sizlere aktarmak istediğim bilgi sağlık ocaklarında devam eden sağlık hizmetleri hakkında olacak. Şu an bütün sağlık ocaklarında birinci basamak sağlık hizmetleri devam ediyor. Yani tıpkı depremden önceki sağlık ocaklarına gelip oradan aldığınız hizmet aynı şekilde devam ediyor. Gelip muayene olabiliyorsunuz, ilaç yazdırabiliyorsunuz. Tek eksiklik şu arkadaşlar, şu an sağlık ocaklarında kan alımı yapılamıyor maalesef. Çünkü alınan kanlar daha öncesinde Adıyaman'daki hastanelere gönderiliyordu. Ama şu an Adıyaman'da da ciddi bir yıkım olduğu için şu an Adıyaman'a gönderilme durumu olmuyor maalesef. Bununla birlikte en önemli mevzu ise çocuklar, özellikle yeni doğmuş çocuklar, yeni doğan çocuklar, 1 yaşına gelmiş çocuklar ve aşı olacak çocuklar. Aşı olmadan önce sağlık ocaklarını arayıp veyahut sağlık ocaklarına bizzat gelip buradan randevu almaları gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sağlık ocaklarında daha önce bulunan aşılar şu an bulunmuyor. Sebebi şu: binalarda yıkım tehlikesi olabilir, deprem olabilir. Dolayısıyla aşılar sağlık ocaklarında değil ama merkezi bir yerde tutuluyor. Sizin eğer çocuğunuzun günü gelmişse gelmeden birkaç gün öncesinden sağlık ocağındaki görevlilere ulaşıp randevu almanızda fayda var arkadaşlar. Daha sonra randevu gününde geliyorsunuz, aşınızı herhangi bir sorun sıkıntı olmadan çocuğunuza yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla birlikte gebelik takibi olan hastalar vardı. Gebelik takibi olan hastalar da yine aynı şekilde deprem öncesinde olduğu gibi sağlık ocaklarına gelip gebelik takiplerini yaptırabiliyorlar. Herhangi bir sorun yok. Tek eksik, biraz önce de söylediğim gibi, kan alımı noktasında. Kan alımında problem var. O da yaklaşık 1 veya 2 hafta içerisinde çözülecekmiş. Dolayısıyla herhangi bir sorun sıkıntı olmadan sağlık hizmetleri devam ediyor arkadaşlar. Tek önemli nokta, çocuklarına aşı yaptıracak insanlar aşı gününden birkaç gün öncesinde sağlık ocağına ulaşıp buradan randevu alması gerekiyor. Bunu da sizlere aktarmış olayım.